Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle size söz vermiş olduğum gibi bir oda turu çekeceğim. KYK yurdunda kaldığım odanın bir turunu sizlerle inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle dış kapının önünü falan çekeceğim. Orada konuşmayacağım hani kimseyi rahatsız etmemek için. Oradan içeriye doğru geleceğiz arkadaşlar. Şöyle kapıyı açalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir dış kapı var arkadaşlar. Şöyle önünde çöpümüz var ve buradan giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra hemen böyle sağ tarafta böyle bölmeli bir yerde sizi dolaplar karşılıyor arkadaşlar. Bu oda öncelikle 4 kişilik onu söyleyeyim. O yüzden 4 kişiye yetecek kadar dolap var. İşte 1, 2, 3, 4 kişilik. Şöyle uzaktan da göstereyim. Şöyle dolaplarımız var. Şu dolap benim arkadaşlar. Kilidi falan yok yani ben henüz yaptırmadım. Şu dolaplarda maalesef kilitli. Hani sahipleri gelmedi. Biz zaten şu an odada 2 kişi kalıyoruz. Bir tane de şöyle çakısımız var arkadaşlar. Odada şöyle bir genişliği var buranın da. Burası giyinme odası gibi arkadaşlar. Şöyle isterseniz dolabın içini de göstereyim size. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle bölmeleri var ve altta da bölmeler var arkadaşlar. Dolap gayet geniş böyle. Bir de üst tarafında da bir tane bölmesi var. Dediğim gibi çok geniş arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Daha sonra hemen şöyle yine girişin. Bakın burası sol taraf, sağ taraftı. Şimdi hemen sol tarafına geçelim. Şimdi buradan şöyle şurada çöp kovamız var. Bu odadan da çıkalım. Şurası girişti dediğim gibi. Şurası giyinme odası ve lavabodan da çıktık. Şimdi şöyle odaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi oda 4 kişilik. Biz şu an 2 kişi kalıyoruz odada. Şöyle şuradan başlayalım. Bu valizler benim arkadaşlar. Çünkü ben ilk geldiğimde odada 3 kişiydik. Ve benim hani dolabım yoktu maalesef. Çünkü 2 dolap kilitli önce kalanlardan hani pandemiden öncekilerin dolaplarıydı. Ve 2 dolap da sahipliydi maalesef. Fakat şurada kalan arkadaşımız daha sonradan gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Eşyalarını da aldı. Ben de eşyalarımı onun dolabına yerleştirdim. Fakat eşyalarım yine fazla olduğu için böyle bu yatakta boş olduğu için böyle valizlerde kaldı arkadaşlar. Mesela şöyle odada iki tane çalışma masası var. Bu çalışma masası da ben çalışıyorum arkadaşlar. Ders çalışıyordum zaten gördüğünüz gibi. Size video çekmek aklıma geldi. Şöyle şuraya işte kitaplarımı falan koyuyorum. Şöyle bölmeleri var dolapların arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bölmeleri var. Ve şurasında da led ışıklı arkadaşlar. Fakat ben bunu denedim. Kablosu var. Prizi takıyorsunuz. Denedim. Maalesef bozuk. Diğer taraftaki düzgün olabilir. Şöyle işte sandalyesi falan her şeyi bulunuyor arkadaşlar. Odalarda işte ikişer tane çalışma masaları var. Ayrıyeten yurdun farklı bir çalışmaya etüt sınıfı da var arkadaşlar. Fakat ben oraya gitmiyorum. Pandemi nedeniyle. Şöyle işte biz arkadaşla böyle bu yataklarda kalıyoruz. Benim yatağım da şu tarafta arkadaşlar. Yine böyle eşyalarım fazla olduğu için ben 2 tane şöyle ne diyorlar? Sehpa. İsmini unuttum. Şunlardan bir tane ayak ucuma koydum. Bir tane de şöyle baş ucuma koydum arkadaşlar. Buralara işte eşyalarımı falan koyuyorum gördüğünüz gibi. Şu da kumbaram arkadaşlar. Kumbara yaptım kendime. Pet şişeden. İşte şöyle kaktüsüm, sukulentlerim. Şöyle oyuncaklarım falan arkadaşlar. Şurada ders programı falan. Yani mesela prizler her yatak başında bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi konforlu diyorum. Hakkını veriyor bu yurtlar. Prizler her yerde var. Her yatak başında var gördüğünüz gibi. Bakın diğer yataklarda da bulunuyor.
Ve mesela şu nevresim takımı da yurdun bir nevresimi arkadaşlar. Size veriliyor. Bakın şöyle altında falan şey var. Bunun altında da farklı bir şey var arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl bir şey. O da var. Hani her şey buradan size veriliyor. Siz sadece giderken bunu götürüyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Sizden teslim alıyorlar. Evet, dediğim gibi iki tane sehpam vardı. Şöyle odanın yine bir tane küçük televizyonu var arkadaşlar, arçelik. Fakat şunu söyleyeyim, her duyduğum, yani daha doğrusu KYK'larda duyduğum kadarıyla televizyonlarda fazla kanal yok arkadaşlar. Ben de açtım, kontrol ettim, sadece 3 tane kanalı mevcut televizyonumuzun. Yani izlemiyorum, o yüzden ben fişini de çıkardım böyle. Böyle duruyor yani odamızın süsü. Daha sonra şöyle mini bir buzdolabımız var arkadaşlar. Yine bu odadaki her şeyi ben kullanıyorum. Şöyle bakın, şu üst rafı ben kullanıyorum. Şöyle bölmeleri var. Şuralarda da var. Dedim çok kullanışlı arkadaşlar. Odalar falan. Ya buzluğu da çalışıyor. Şu an açamıyorum. Yani böyle bir buzdolabımız var. Mini buzluk. Yani buzluk. Yani dolap işte. Şunu düzeltmeye çalıştım fakat düzeltemedim. Yine arçeliğin bir dolabı. Burada dediğim gibi arkadaşım kalıyor. Yine şurada bir sehpamız daha var. Bunu da arkadaşım kullanıyor. Şöyle bir dışarıya bakan manzarası var arkadaşlar. Oradan ışık geldiği için orayı tam net gösteremiyorum. Oraya geçince göstereceğim. Perdeleri var. Bir tane böyle kırmızı, güneş geçirmiyor. Bir tane de böyle beyaz tülü var arkadaşlar. Şöyle geçelim. Peteğimiz çalışıyor gün boyunca arkadaşlar, akşam da çalışıyor, gündüz de çalışıyor ve odalar sıcacık oluyor. Sıcak suyu da mevcut arkadaşlar, 7/24 yani. Şöyle şurada da benim ejder meyvem bulunmakta arkadaşlar. Ve şöyle penceremizi de açalım. Şimdi bir tane de böyle sineklik mevcut arkadaşlar pencerede. Fakat ben bu sinekliği sürekli açıyorum. Çünkü sanki bu sineklik varken içerisi bana hava almıyormuş gibi geliyor. Bu yüzden ben sürekli açtığım için de maalesef odalarımızda sinekler dolu. Sırf benim yüzümden şöyle açıyorum arkadaşlar. Şöyle odamızın dışarıya olan manzarasını da size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Zaten burası komple, bakın şu kenarlarda göründüğü gibi yurdun sınırı içerisinde. Şuradan bakın, şöyle şuradan. Zaten şurada Burdur Gölü'müz. Bir önceki videolarımda size göstermiştim. Yurdun manzarası böyle arkadaşlar. Dün de yağmur yağdı. Şöyle bir manzarası var. Şöyle göstereyim etrafı. Gerçekten insanın içi açılıyor hani dışarı baktığında. Böyle arkadaşlar, yurdumuzun odası, yani oda turum bu kadar. Fazla bir şey yok maalesef arkadaşlar odada. Yani bir yurt odasında başka ne olabilir ki? Böyle kısaca size çekmek istedim odayı da, hani merak edenleriniz için. Başka ekleyecek olduğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Evet, temizliğini söyledim. Wi-Fi'si var arkadaşlar, yine konforlu. Dediğim gibi konforlu, yani daha önce böyle yurtta kalmamıştım ben. İnşallah beğenecek olduğunuz bir video olur. Kanalıma abone olmayı, lütfen beğenmeyi, ama abone olmanın altını çiziyorum. Unutmayın arkadaşlar, hani bana destek için, yani izliyorsunuzdur büyük ihtimal videoları, tıklayıp geçmeyin. Hani abone olun, hiçbir şey kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.